Bazı erkeklerin ilişkide bir süre durduktan sonra daha fazla o ilişkiyi yürütmemesinin, kaçmasının ve sizin de kovalayan duruma düşmenizin çok önemli bir nedeni var arkadaşlar. Sosyolojik bir neden. Bugün bu sosyolojik nedenden bahsedeceğim. Bugüne kadar hep bağlanma stilleri üzerinden size anlattım. Kaçınmacı bağlananlar, işte kaygılılar, güvenliler. Güvenliler böyle sadık, güzel bir ilişki isteyen ideal grup olarak hep lanse edilir. Oysa ki bir insanın güvenli bağlanma stiline sahip olması o ilişkide duracağı, kaçmayacağı anlamına gelmez. Şimdi biz bu erkeklerin tarafında çok daha önemli bir sebep vardır arkadaşlar. Esasen bazı erkekler aşık oldukları, sevdikleri kadını bazen ıskalarlar ve çok yıllar sonra onları hatırlarlar. Hani hep diyorsunuz acaba işte ayrıldık beni düşünüyor mudur? Acaba hani başkasıyla evlendi ben acaba aklından geçiyor muyumdur? Eğer ki güzel bir aşk ilişkisi, görev ilişkisi yaşadıysanız muhtemelen geçiyorsundur. Ancak aşık oldukları ve çok sevdikleri kadınla bazen evlenmezler. Çünkü henüz aile kurma, evlilikle ilgili değerleri ve ihtiyaçları oluşmamıştır. Finansal ve mali açıdan da aslında hazır değildir. Şimdi arkadaşlarım kafanız hiç karışmasın. Buradaki ana fikir şu. Toplumsal anlamda bizlerin, erkeklerin aslında beyinlerine ekilen bazı telkinler var. Yani biz bilinçli olarak fark etmesek de bilinç dışımız duygusal ve mali açıdan böyle hazır olduğunda aslında erkek evliliği bir seçenek olarak düşünmek ister. Bu açıdan hazır olan her erkeğin de evleneceği anlamına gelmez ama çoğunun bilinç dışında böyle bir şey vardır bakın. Dolayısıyla erken zamanlarında kalp olarak gönül olarak aşık olduğu sevdiği kadın için evet çok seviyordur. Ancak gider o aşık olduğu sevdiği kadını bir şekilde o kadının beklentileri olmuş olabilir ama erkek hazır değildir. Erkekte de o evlilik değeri oturmamıştır. Yani adam ideal zamanında değildir, evresinde değildir, altın çağında değildir. Ve aslında o aşkını kaçırır, gider belli bir zaman sonra ya beni bu kadar sevmişti, benle neden evlenmedi, benle neden ilişki yaşamadı da bu önüne gelen kadınla evlendi, birlikte oldu, ona yüzük taktı demeye başlarsın. İşte bunun nedeni aslında budur. Erkeğin o hazır oluş hali hem duygusal içsel değerler anlamında aileye evlilik olaylarının oturtması belli bir zaman sonra olur. Ve mali ve finansal açıdan güçlü olması da zamanla gerçekleşir. O yüzden şu çok önemlidir mesela. Tabii ki erkeğin zamanla başarısı artmaya başlar toplumumuzda. Kadının da çok önemli dinamikleri bilmesi lazım. Bunu dengeleyebilmesi için. Mesela evresinden erken beklentide olduğunuz zaman erkeğin aslında bir baskı hoşuna gitmez. Aslında ne kadar aşık olursa da olsun o ilişkide kaçma eğilimi gösterebilir. Çünkü ne duygusal açıdan yani değerler anlamında söylüyorum bunu kalp olarak kadını sevse bile aslında hazır olmadığı için değerler ve mali açıdan, finansal açıdan hazır olmadığı için o işten yavaş yavaş kaçma eğilimi gösterebilir arkadaşlar. Bu yüzden fazla beklenti ilişkinin belli bir evrelerinde erkek için fazla gelir. Mesela şu ifadeler bana çok mantıksız geliyor arkadaşlar. Erkeği ilişkiye nasıl ikna edersiniz? Erkeği evliliğe nasıl ikna edersiniz? Arkadaşlar bu sizin zorlamanızla, iknanızla olacak bir şey değildir ki. Erkek bunu sevdiği kadın olduğu zaman gerçekten ama daha önemli olan nokta hazır olduğu zaman erkeğin evlenmesini istiyorsan arkadaşım eğer erkeği evliliğe ikna etmediğiniz zaman aslında onu daha fazla o ilişkide tutarsınız. Onun zamanının gelmesi daha kolay olur. O daha çok bağlanır bu sürede. Ve aslında evliliğe ikna etmediğinde evliliğe ikna olmuş olur. Şimdi hemen kızmayın. Ama siz zamanından önce böyle bir beklenti olduğunuz zaman bu beklentiler, bu sorumluluklar genelde erkek tarafını yani erkeklerin bilincini toplumsal yaşadıkları hipnozlardan, telkinlerden dolayı o sorumluluğu almak istemiyorlar ve kaçma eğilimi gösteriyorlar. Şimdi hepsi mi böyle? Hepsi değil. Yani sadece kaçınmacı bağlananlar için geçerli değil. Güvenli bağlananlar da hani bu eşiğe gelmek ister mesela. Seçimlerinizi yaparken de onu ikna etmeye değil, hazır olan erkeği iyi görmelisiniz. Hazır olan erkeği iyi algılamalısınız. Hem değerler anlamında hem de kendi çevresel standartları anlamında, ekonomik, finansal anlamda da daha uzun süreli kalıcı evlilik için adım atan adamlar, kaçmayan adamlar aslında bunun kendiliğinden yapma eğilimleri hazırlıklı oldukları zaman artıyor. Üzerlerinde baskı hissetmedikleri zaman artıyor. Ve bu süre içinde de zaten sevdiği kadına o kadar çok bağlanıyor ki ondan sonra işte ne oluyor? Aşık olduğu, sevdiği kadını hani belli bir zamanda bırakıyor ya da kaçıyor o ilişkiden ama gidiyor hazır olduğunda zamanına geldiği zaman evresine geldiği zaman aslında önüne gelen herhangi bir kadınla mantık evliliği yapabiliyor. Yani erkekler aslında ve sonrasında da o kadını hep düşünebiliyor mesela o aşık olduğu kadını. Sadece erkekler için geçerli olan bir şey de değil bakın. Bu aslında akıl ve kalp arasındaki Kadının da erkeğinde yaşadığı klasik bir çatışma arkadaşlar. Çünkü kalp olarak çok yoğun duygular hissettiği zaman mantık olarak, verebileceği güvence olarak, güç olarak hazır olmayabilir bir erkek. Kadın da mesela kalp olarak, gönül olarak güzel duygular hissettiği bir erkekten mantık olarak bir güvence almıyor olabilir. Yani hayat güvencesi almıyor olabilir. Bu yüzden hani mantıklı evlilikleri bu yüzden yapılır. Erkeğin de kadınların da aslında seçimleri bu yüzden olur. Ancak mantık evliliklerinin motivasyonu, o enerjiyi gazı veren aslında gönüldür, kalptir. Aslında çok kıymetli ilişkiler ve az bulunan ilişkiler. Bakın bu kadar kolay bir şey değil. Kalbinizle, gerçekten gönlünüzle hissettiğiniz bir partnere karşı mantığınızın da, aklınızın da oray verebilmesidir. Erkeğin içsel anlamda da, dışsal anlamda da hazır olabilmesidir. Kadının gönül olarak sevdiğine mantığının da onay verebilmesidir. Aslında ilişkilerde kararlarımızı böyle alıyoruz ama yanlış kararlarımızın nedeni de böyle oluyor. Evet bazı erkekler aşık olduğu zaman evlenebilir ama içsel değerler anlamında aile, evlilikle ilgili düşünceleri mantığı yani buradaki challenge'ı daha henüz oturmamışsa mali ve duygusal açıdan aslında hazır değilse siz ne kadar dişil enerjinizi arttırırsanız arttırın, ne kadar dikkatini çekmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar taktik uygularsanız uygulayın aslında onun daha uzun süreli bir ilişkiye ilgi duymasını sağlayamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden senin beklentilerinin maksimize olması erkeğin beklentilerini karşılayamayacak yapıda olması da kaçmasının çok önemli sosyolojik bir nedenidir. Bakın ilişkilerde vazgeçilmez kadın olmak, böyle doğru kadın, ideal kadın efsanesi diye bir şey var. Şimdi bu o kadar saçma bir kalıp ki ben de bu konularla ilgili videolar çektim ama bu mantıklı olan arkadaşlarımı videoya çekip hani gerçekten daha iyi bir düşünce mantığı ne olabilir? O konuyu aslında anlatmak için ben o başlıkları attım. Sonra hani bazı arkadaşlar yorumlarda diyor başlığın konusunu vermiyorsun diye içeriğini vermiyorsunuz diye. Arkadaşlar bu içeriği anlatıyorum zaten. Evet vazgeçilmez kadın olmak başlıkta var ama diyorum ki size vazgeçilmez kadın olmak ya da doğru kadın olmakla ilgili beklentileriniz bununla ilgili yaptığınız çalışmalar sizi doğru kadın vazgeçilmez kadın yapmıyor aslında. Sizin nasıl davranmanıza sebep oluyor biliyor musunuz? Kadınların erkeklerin hoşuna gitmesi için hareketlerin beğenisini kazanması için aslında nasıl davranması gerektiğini, özel bir kadın nasıl olabilirsiniz bununla ilgili aslında size yönlendirmeler yapıyor. E, evet istediğimizde bu Erdem diyorsunuz şimdi içinizden. İstediğiniz bu. Ancak bir süre sonra içinde adamla gördüğün olumsuzlukları, evlilikle ilgili düşünceleri, uzun süren ilişkiyle ilgili düşünceleri sanıyorsun ki nasıl olsa onun dikkatini çekersem, bir kere olsun kendime bağlarsam nasıl olsa onu düzeltirimle ilgili de bir inanç gelişiyor içinde. İşte bu inanç yüzünden yanlış bir ilişkiye, yanlış bir adama belki de yatırım yapmanıza neden oluyor. Bu ciddi bir zaman, enerji kaybı arkadaşlar. Yaş diye bir şey var. Yaş alıyoruz yani. Siz de deneyimlemişsinizdir. O ilişki için aslında asla katlanamayacağınız şeyler düzelmiyor ve değişmiyor. Bu yüzden o zaman Odaklanmamız gereken şey sanki bu değil gibi. Dişli enerji önemlidir. Dikkat çekme teknikleri önemlidir. Ancak bu sana kaliteli bir ilişki vermez. Evlenecek doğru partneri sana sunmaz arkadaşım. Bakın bir ilişkide sizden kaçmasını istemiyorsanız zamanla ya da o ilişkiden kopmasını istemiyorsanız doğru partneri seçmek çok önemli bir şey. Bunun için de adamın zamanına bakmalısınız. Hangi zamanında? Çünkü adamlar zamanla hani biraz potansiyeli ve başarısı varsa aslında erkekler zamanla yükselme eğiliminde olur genelde. Mesela hani hangi devrinde, bakır çağında mı, altın çağında mı? Dikte olduğu kadını sadece hoşlanması değil, sevmesi, aşık olması elbette çok önemli. Ancak siz onu aşık etseniz bile diyelim ki sevmesini sağlasanız bile onun tam istediği gibi biri olmaya çalışarak hani vazgeçilmez kadın özel olmaya çalışarak bu adamda eğer ki evlilikle ilgili aileyle ilgili çocukla ilgili değerler oluşmadıysa ya da geçin bunu sadakatle ilgili değerlere oluşmadıysa duygusal ve mali açıdan hazır hissetmiyorsa kaliteli bir ilişki verme olasılığı çok az olacaktır. Bu yüzden hani böyle bir ilişkinin içerisinde birilerini kovalamak ya da bir şeyi bağlamaya çalışmak sizin ilişkide hani faydasız bir yatırım yapmanıza sebep olabilir arkadaşlar. Öncelikler listesinde bu bahsettiğim değerleri arayın. Bana göre bir ilişkide doğru kişi partnerine huzur ve güç verendir. Partnerinin gücünü alan, huzurunu alan değildir. Bu yüzden partnerinize o desteği, gücü ve huzuru ne kadar verirseniz zaten o ilişkiden kaçmayacaktır arkadaşlar. O yüzden beklentilerinizi bir değerlendirin. Adamın hazır oluş haliyle uyumlu mu? Adamın evresiyle uyumlu mu? Partnerinizin değerleri oturmuş mu? Hazır mı? Ona göre bu konuyla ilgili kararlarınızı verin arkadaşlar. Seçimlerinizi yapın. Çok daha fayda alacaksınız İşte başlıkta baktığınız gibi vazgeçilmez kadın olmak var ama konuda bu geçiyor ama bu konuyla ilgili ben size bir bakış açısı aslında sunmaya çalışıyorum bu bakış açısını alırsınız almazsınız sizin seçiminiz ama klasik anlamda vazgeçilmez kadın olmak için şunları şunları yapın diye bir tarz verin tarzım değil arkadaşlar. O yüzden hani başlıkla uyumlu değil diyen arkadaşlar için söylüyorum. Benim tarzım hani buradaki olabildiğince daha iyi bir versiyonumuz olmasını sağlayan bakış açımız ne olabilir? Ve bununla ilgili bir dayatma da değil. Hani doğru budur demiyorum size. Ama bu bakış açısı bizi ilişkide daha keşkesi az seçimler yapmamıza vesile olur. Benim amacım da burada bu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.